Merhaba sevgili balıklar, ben Ayça. Yine yeni bir kahve falıyla sizlerle birlikteyim. Umarım fallarım hoşunuza gidiyordur. Bir kez çektim, yarıda kaldı, bir daha çekiyorum. Ne emekler verdim ya Rabbi ya, gerçekten sizler için. Umarım karşılığını da almak nasip olur diyerek. Bu arada bugün böyle normalde kahvelerim daha çilekli ama bitti bugün. Ben de damla sakızlıyla içtim. Ağzımız tatlansın diyorum. Ve hemen yorumunuza geçiyorum bakalım. Kahve fincanınızda sizler için neler var? Burada birini ya da bir şeyi böyle yürütmeye çalışan bir insan olduğunu görüyorum. Böyle hadi der gibi çıkmış ve böyle karşısındaki bir unicorn'la benziyor sanki. Tabii balığın fantastik bir dünyası var. Benim de fantastik bir dünya var. Ben balık mıyım? Değilim. Ama siz balıksınız. Ya da balık olmayanlar da mesela izliyor öyle bazen tüm videoları. O yüzden burada böyle unicorn'a benzeyen bir görüntü olduğunu görüyorum. Ve yine tabii ki balıklar sevecen ve cömert insanlar. Burada da ona benzer bir görüntü. Hayatınızda sizler için güzelliğe açılan bir kapı diyebilirim. Hemen buraya geçelim. Burada ben elini yumruk yapmış ve bir sanki diplomaya benzer bir şey tutan bir el görüyorum. Diploma ne demektir? Kazanmak demektir. Hemen zaten arkasında da bir insan var. O insan da yine benzer bir görüntüde. Bu arada bunu başkalarına da gösteriyorsunuz. Yani aslında göstereceğim dediklerinize de gösteriyorsunuz. Ve öyle bir şey kazanıyorsunuz ki herkesin böyle şaşıp kaldığını görüyorum. Bu da sizler için gayet güzel oluyor. Ve temiz beyaz bir kağıt var. Yani temiz beyaz bir kağıt tabii ki de dediğim gibi hayatta belli bir şeyi kazanmayı, belli bir statü sahibi olmayı gösterir. Bu hayatta da en büyük statü nedir? İyi kalpli bir insan olabilmek. Umarım günü gelir herkes bunu başarır ve burada kazandığınız her neyse sizin gayet hoşunuza gidiyor diyebilirim sevgili balık burçları. E ve Y harfleri gördüm. E ve Y harfleri dikkatimi çekti. Ve burada mesela şey böyle yine aslında bir canlı görüyorum ve hemen birini taşıyor olarak gözüküyor. Sanki böyle bir kapı açılıyor sizler için ve o kapıdan girmeye çalışıyorsunuz gerçekten. Böyle hani bir ülkeye girersin de yeni bir kapı açılır ya, yani en azından eski dönemde öyleydi. Savaşıp bir şeyleri kazanmak ve yine burada ona benzer bir görüntü var. Ve aslında burada da mesela bir devrin kapanıp bir devrin başladığını görüyorum sizler için sevgili balıklar. Tabii burada kültür şoku olabilir mi? Olabilir. Aslında kültür şoku daha çok günümüz kavramlarında geçen bir laf söz ama yani öyle işler de aslında icra ediyorsunuz ki burada böyle güzel güzel şeyler oluyor yani. Ve burada bu kapıdan girdiğinizde gerçekten eskiye göre daha iyi olacak bazı şartlar diyebilirim sizler için. O yüzden yolunuzda devam edin diyorum. Burada bir kar oyuncağı var. O kar oyuncağına binmişsiniz ve sürüyor olarak gözüküyorsunuz. Tabii malum mevsim kış ama burada kar yok. Sizin orada var mı bilemiyorum ama kar aslında böyle bir şeylerden soğuma anlamına da gelebilir genel olarak. Eğlenceye keyfi de gösterebilir ki eğlenceye keyfe zaten düşkündür balık burcu. Ama yani net olarak şu var, bir şeylere doğru ilerliyorsunuz. Yani burada da zaten
Böyle ufak tefek bir takım yollar çıkmış sizler için. Yani güzel. Evet. Ona kanaat getirdim. Burada ne gördüğüme gelirsek matruşka bebekler gibi böyle adeta gittikçe büyüyen ya da küçülen mi diyeyim bir takım şeyler var. Onlar da neredeler hemen şuradalar. Hatta şu birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Böyle bunlar matruşka bebek gibi. Aslında siz de matruşka bebek gibi çıkmışsınız. Çünkü neden? Böyle balın da içinden aslında bambaşka karakterler çıkar. Renkli de bir insandır. O yüzden bir balığı tanımak gerek her zaman ve bu da sizin için mesela onu gösteriyor. Bazen bir başınıza, bazen tarlada, bayırda, bazen şehir hayatında. Yani aslında böyle çok farklı balıklar ve çok farklı şeyleri seven balıklar çıkmışlar. Yine tabii ki gözünüzün, gönlünüzün ferah olmasını diliyorum. Aydın ve açık olmasını diliyorum sevgili balık burçları. Bu da zaten son benim ayın falı. Tabi balığa gelince biraz yoruluyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Ama yine elimden geldiğince kendimi vererek bakmaya çalışıyorum. Sizler için güzel şeyler görüyorum. Burada da dediğim gibi kahve fincanınızın tabağındaki enerjiler biraz daha sanki böyle kademeye yükselmeye yönelik bir takım görüntüler. Tabii balık için sevgi de önemlidir. Vuku bulacak olaylar da önemlidir. Yaşanacak kısmetler de önemlidir. Yine ev hayatınız varsa, mesela sorumluluklarınız varsa bunların da iyi olacağını görüyorum. Hayatınızda dediğim gibi böyle bir aile hayatı da olabilir. Bazı uğraşlar da verebilirsiniz. Böyle yine güzel şeyler olmasını diliyorum sevgili balıklar sizler için. Zaten bir şarkı sözünde de geçer. Köfn yakışıklı. Onu da böyle dinleyin diyorum. Orada da balık geçiyor. Beni dinleyince siz geldiniz aklıma. Ben Ayça, geldiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.